Değerli misafirler, değerli arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün yeryüzü konuşmalarının 14.sünü yapıyoruz. Bildiğiniz gibi cumartesileri daha önce Hemhal Sohbetleri adıyla başlattığımız sohbetlerimiz vardı. Bu sohbetler depremin getirdiği üzerimizdeki yüke bir cevap olarak merhamet, iyilik duygularımızı yeniden yeşertmek üzere bir sohbetler dizisiydi. Bunu yeryüzü konuşmaları adıyla dönüştürdük ve bugün 14.sünü yapıyoruz. Yeryüzü konuşmaları tema olarak bu kütüphanede olan kitapların konuları diyelim. Yani bu şu demek, insana dair her şey. Burada 100.000'in üzerinde kitap var. Ve 100.000'in üzerinde konumuz olacak. Ve 100.000 hafta şimdilik garanti demektir. Uzun soluklu bir yolculuk. Evet, İşiniz yani uzun soluklu değil. Bir yolculuk. Zaten insanoğlu yeryüzünde uzun soluklu bir yolculuk yapıyor. Evet. Yani çeşitli rivayetler var ama hani deniyor ki 50.000 yıl önce başlayan bir yolculuk bu. Ve yüzyıllarca sürecek, var olduğumuz sürece. Tabii 50.000 yıl önce başladı dediğimiz bu yolculuk insanla başlıyor. İnsan dediğimizde de aileyle başlayan bir yolculuk. Anne, baba ve çocuklarla kurulan bir zincir sürüyor. Bizim yeryüzündeki mevcudiyetimiz de bu zincirin birer halkası olmamız da mümkün. Ancak günümüzde maalesef aile kavramı 50.000 yılın en büyük tehdidi ile karşı karşıya. Yani yok edilmek istenen, dolayısıyla hani robot haline gelmiş bir insan bile yine bir aile, anne baba ile mümkün. Bunu ortadan kaldırmak istiyorlar. Bu sıkıntıları konuşmak üzere biz aslında her ay mutlaka bir konumuzu buna ayırmak planıyla yürüyoruz. Bundan önce sanıyorum 2 veya 3 aile konusunu incelediğimiz, konuştuğumuz sohbet oldu. Bugünkü sohbetimizi de yani ömrünü bu işlere vermiş olan Necla Koytak hanımefendiyle konuşacağız. Necla Hanım 1946 Erzurum doğumlu. Evet. Erzurum Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi mi? İstanbul Üniversitesi Pedagoji'de eğitim gördü. Ve hayatı boyunca bu işlerle uğraştı. Öğretmenlik yaptı. Okul yöneticiliği yaptı. Şu anda da kaç yıldır sürüyor? 36 Necla? Yıl. Bu okul. Evet, her anne bir okul. Anne baba. Programı 36 yıl. Anne baba. Evet, evet. Okulu. Evet. Anne Baba Okulu adıyla bir program bir sürdürüyor ve 36 yıldır maşallah. Bir okul hakikaten ben o kadar olduğunu doğrusunu düşünmemiştim. Hani 20 yıldır falan tahmin ettiğim bir şey. Maşallah nice 36 yıllara. Hayırlısı inşallah. Diyelim. Sağ olsunlar İstanbul'dan geldiler ve bizlerle sohbet için buradayız, bir aradayız. Evet. İnşallah hayırlı olur. Önce şuradan başlayalım o zaman. Hani tehlike dedik. Nedir bu tehlike? Evet. Bu tehlike dünyaya nizam vermek iddiasında olan hepimizin artık alıştığı bir terimle süper güçler. Hani o güçler belki diyebiliriz ki 300-400 yıl veya 300 yıl toparlarsak önce başlayan bir zihinsel devrim sonucunda, devrim diyorum, yani zihinsel bir akımın sonucu, modern zihin dediğimiz, efendim, vahye karşı, Tanrı inancına karşı tepki olarak doğmuş bir düşüncenin yolunu izliyorlar, bu süper güçler. Hani şöyle toparlayayım istiyorum, uzun mu macera tabii ama bu güçlerden söz etmek isterken de bu siyasal, ekonomik, efendim, kültürel yönden de
her türlü imkanı ellerinde tutan güçler bunlar. Fakat zihin olarak, düşünce olarak hayatı, varlığı, insanı yeniden tanımlayan ve Tanrı inancını, vahyi karşısına alarak maneviyatı yok eden bir düşüncenin ürünü olan bir uygarlığı kuran akıl, bu güçler tarafından bugün temsil ediliyor. Bunun belki öznesinden söz etmek zor günümüzde. Özne kim? Üst akıl derken ya da bu güçler derken dünyaya nizam vermek iddiasında veya fiilen de o yolda olan güçlerin önce mahiyetini herhalde bilmek lazım diye düşünüyorum. En son okuduğum bir metinin bir cümlesini burada zikrederek neyin olup bittiğini ya da nasıl bir gelecek tasavvuru içinde olduklarını anlatmaya yeterli bir cümle olduğunu düşünüyorum. O yüzden de detaya fazla girmeden o cümleyi birlikte doğrusu bir daha o cümle üzerinde düşünürsek dünyayı nereye götürmek istediklerini daha iyi topluca ifade etmiş oluruz. Yoksa konu çok uzun. Açıkçası aile üzerindeki tehdit derken çok kapsamlı, çok derinlemesine insanlığı değiştirmeye çalışan, dönüştürmeye çalışan, işte bir yandan nüfusu azaltmaya çalışan bu güçlerin iddiası Allah'a inanan, Tanrı'ya inanan ya da insan üstünde bir güce inanan semavi dinlerin ve kadim bilgeliklerin yolunu izleyerek şekillenmiş olan insanlığı biz değiştireceğiz diyor bu güçler. Bu insanlık kusurlu insanlıktı diyor. Rail Kurzweil adlı bu yapay zekayı geliştiren departmanın başkanı ve kitabı da var. Okumayı sevenler okuyabilir. İnsanlık 02 diye. Yani en nihayetinde gelmek istedikleri noktayı toparlayan bir cümle olduğu için onu söyleyip konumuza geçelim diye özet bir cümle olduğu için ve de dehşet verici bir cümle, hakikaten her şeyi toparlayan bir cümle olduğu için onu paylaşmak istedim. Tanrı'ya inanan insanların oluşturduğu dünya kusurluydu. Bu insanlar kusurluydu. Biz şimdi kusursuz insanı inşa edeceğiz diyor. Kusursuz insanlar, insan 2.0, insanlık 2.0 diye de adlandırıyor. Kusursuz insan, yapay zeka ile insan biyolojisini birleştiren ve teknolojiyle insan birliğinin oluşturduğu bir dünyadan bahsediyor ve bu dünyada bizim şu anda yaşadığımız geleneksel dünyadan Tanrı'ya inanan ya da kadim bilgeliğin yolunu izleyen insanlık kesiminin dehşete düşeceği bir şey. Çünkü o bir ahlak yok, bir inanç yok ve sadece has ve kişisel mutluluğa kilitlenmiş bir insan hayaliyle yapılan bir sürü operasyonlar var. Böyle bir insan içinde aileye artık ihtiyaç yok. İhtiyaç olmanın ötesinde aile bu süreci durduran bir şey. Çünkü aile dinlerin, kültürlerin yeni nesillere aktarıldığı en önemli kurum. Yani biz aileyle yeni nesillere inancımızı aktarırız, kültürümüzü aktarırız. Doğru nedir, yanlış nedir, dünya nedir, hayat nedir, insan nedir, işte öte dünya inancı, Allah inancı vesaire onun geniş çerçeveli her türlü muhtevasını yeni nesillere aktaran kurum ailedir. O yüzden de son derece önemli. İnsanlığın devamında olmazsa olmaz ve fıtri bir kurum. Yani Adem ile Havva'nın dünyaya gelişi zaten iki cinsiyetin bir araya gelişiyle insanlık nesli başladı ve o yüzden de fıtri, doğal bir kurum aile ve insanlığı devam ettiren de en temel kurum. O yüzden de o ailenin hedeflemeleri ve o aileden işe başlamaları, aileyi ifsat etmek, aileyi çözmek, dağıtmak gibi stratejilerle, yollarla ancak insanlığı arzu ettikleri o geleceğe taşıyacaklar bu süper güçler. Bilmem anlatabildim mi? Evet. O yüzden de aile ilk hedef, insanlığı yeniden inşa etmek, ahlak, din, inanç tanımayan insanı inşa etmenin en kolay yolu önce aileyi yıkmak diye düşünülen bir yol izleniliyor. Ve tabii ayrıntıya girersek evet, neler yapılıyor? Bunlar herhalde konumuzu şimdi biraz aşan şeyler. Ailenin tabii işin temeli aile. Yıkmak kesinlikle istedikleri şey de aile. Savunmak için bizim evet, kalemiz de aile.
Yani evet, tabii ki, aileyi tabii terk etmemek. Yani sığınağımız, kalemiz, evet, çok doğru. Şimdi tabii konumuz aslında anne. Ama ister istemez aileden başlamak durumundayız. Ailenin bir parçasıdır anne. Anneyi de ailenin içinden koparıp başka yerlere doğru evrilmesine yol açmak istiyorlar. Çünkü onu kopardıkları takdirde, anneyi kopardıkları takdirde aile bozulacak. Yani evet, temel doğru direği annedir. Evet, dolayısıyla biz anne konusuna da girelim ki işin hani yol haritamızda nerede konumlanacağını daha net görelim derim. Yani annenin binlerce yıldır insanlık tarihinde ve medeniyet içindeki rolü, toplum içindeki rolü ve ailedeki rolü. Evet. Şimdi anne deyince doğrusu yaratılış itibariyle iki farklı cinsiyetle yaratılmış insanlık ve varoluşumuzu ifade, varoluşun ilk formatını ifade eden fıtrat da erkek ve kadın ortak, erkek ve kadının ortağı, ortaklaşa sahip olduğu yapıya fıtrat diyoruz. Fakat kadın cinsiyetinin fıtratında bazı özellikler erkekteki özelliklerden biraz daha öne çıkıyor. Daha doğrusu bazı özellikler kadınlarda erkeklere oranla daha öncelikli, erkek cinsiyetinde de bazı diğer bazı özellikler kadında da var fakat daha öncelikli erkekte. Yani cinsiyeti doğrusu farklılaştıran şeyler de bu farklı önceliklere dayanıyor. Şöyle ifade edelim, varoluşsal yapımızdan başlayarak annenin toplum için ne ifade ettiğine gelmek daha doğru olacak diye düşünüyorum. Annenin erkeklere oran, kadınların daha doğrusu erkeklere oranla daha öncelikli olan, daha güçlü olan vasıfları sevgi, şefkat, muhabbet, özveri, efendim, hakkaniyet ve her şeyi de kapsayan belki bütün bu özelliklerin önünde hakikaten insanlığın dünyada varoluşu, varoluş sebebi olan sorumluluk duygusu itibariyle kadında daha öne çıkan bir özellik, sorumluluk duygusu. Merhamet, sevgi, özveri, efendim, hakkaniyet, nezaket, saygı, affedicilik vesaire gibi bu özellikler bugün günümüzde artık bakım değerleri ya da annelik değerleri diye anılıyor. Yani akademiyada böyle anılıyor. Böyle bir değer seti var, değer ne diyelim topluluğu var, cümlesi var. Bu değerler annelikte daha öncelikli, kadınlarda daha öncelikli. Fakat bu değerler neden kadınlarda daha öncelikli? Açık sebebi. Çünkü yaratılış itibariyle insanoğlu kadın tarafından doğuruluyor ve kadının yeni neslin yetişmesinde, gelişmesinde öncelikli önemi var, öncelikli konumu var. Ve insan gibi hani dünyanın, yani yaratıcının en muhteşem eseri, en karmaşık, en derinlikli eseri ilk elden anneye emanet ediliyor. Ve annenin dikkat edilirse bu özellikler de tam da insan yavrusunun gelişmesi için gerekli olan özellikler. Sevgi, şefkat dedik, affedecek dedik, sorumluluk dedik, özveri, hatta adanmışlık düzeyinde bir derinliği olan duygular bu duygular. Ve bu duygularıyla kadınlar insanlığa her doğan çocukla birlikte insanlığa adeta sorumluluğu hatırlatıyor. Yaratılışındaki o temel nedeni hatırlatıyor bana göre. Belki anneler olmasaydı diyorum, içimizde sorumluluk duygusu, hani halife olarak yaratıldık ya, halifelik bir sorumluluk gerektiriyor. O yüzden insanın yüklendiği sorumluluk en temel varoluşsal nitelik bana kalırsa. O yüzden de o sorumluluğu ilk sahiplenen, insanlığa ilk hatırlatan, mucizevi bir şekilde bencilliği aşarak, doğru mu? Hanımlar bunu çok daha iyi hissedecekler. Bencilliği aşarak sorumluluğa kendisini vakfeden, sorumluluk yavrusu itibariyle sorumluluk için yaşayan, o sorumluluğu üstlenen ilk
toplum ferdi anne. O yüzden de son derece önemli bence bu. Ve bu değerler her birimizin içinde tohum olarak, çekirdek olarak var. Biz buna insani değerler diyoruz aynı zamanda. Annenin taşıdığı değerler, dikkat ederseniz, insanı insan yapan değerler. Yani sevgi, şefkat, muhabbet, affedicilik, birleştirici değerlerdir ve insanı insan yapan değerlerdir. İnsan oğlunu bu değerlerden soyutladığımızda beşer olarak kalır. Yani beşer yapımızı insana dönüştüren temel değerlerdir insani değerler. Ve bu yüzden de anne doğal bir seyir içerisinde çocuğa bunları aktaran, hatta çocuğun gelişimi için içindeki o potansiyeli açığa çıkaran varlık olması itibariyle toplum için çok önemli. Ve anneler eğer bu duygularla çocuğun gelişimine yeni nesil, yeni doğan erkek ya da kız, her çocuğa bu duyguları taşıyarak yaklaşmasa veya bu duyguları onlara aktararak onlardaki potansiyeli ateşlemese, insan insan olmayı beceremeyecekti diyorum. Beşer yapısıyla kalacaktı. Bence bu kadar önemli anneler toplum için. Ve bunu belki de teyiden şunu söylememe izin verin. Gülten Dayıoğlu diyor ki, ünlü bir şairimiz, Gülten Akın özür dilerim, Gülten Akın. Diyor ki, anneler olmasaydı kim kimi severdi? Hani bütün bir insanlık için geçerli bir ifade bu. Çünkü anneler insanda, özümüzde her birimizin, erkek ya da kadın, her çocuğun içinde var olan o tohumu, hani Allah'ın ruhundan üfleyip de içimize yerleştirdiği o celal, cemal sıfatlarından, cemal sıfatlarını ateşleme rolünü oynuyor. Eğer o ateşlemeyi yapmasa sevgiyi öğrenemez. Hiçbir insan, ne kız ne erkek, hiçbir insan anneden sevgiyi görmese içimizde var olan o potansiyel ateşlenmez. Var fakat yeşermez. Gülten Akın bunu çok güzel ifade etmiş. Anneler olmasaydı kim kimi severdi? Belki de bunu bir sokak çocuğunun ifadesinde daha billurlaşmış bir şekilde görüyoruz. Bir duvar yazısında şöyle yazıyor bir serseri diyelim affınıza sığınarak. Sokak serserisi demek yerindedir. Duvar yazısında şöyle diyor. Bir sevenim olsaydı serseri mi olurdum? Ve bugün psikoloji bilimi bize gösteriyor ki tüm kötülüklerin, hani insanlığın zulüm, şiddet üreten, efendim etrafı için kötülük kaynağı olan insanların temelinde, derununda aslında sevgi görmemişlik yatıyor. Sevgiye doymamışlık yatıyor. Ya o yüzden o kadar temel bir görevi var ki kadınların insanlık için, bakın insan her yavrusu üzerinden, her doğan çocuk üzerinden insanlık için çok önemli bir görev yerine getiriyor. İnsanın beşeri içgüdülerini, o katı, vahşi, ilkel duygularını diyebilir miyiz bunu, değil mi? Beşeri evet. Duygularımız öyledir. Ya açlık, efendim cinsellik, ihtiras, doymak bilmeyen o ihtiras o kadar korkunç bir yere kadar bir yere doğru sürükleyebilir ki insanı, değil mi? En vahşi hayvandan daha da vahşi olabilir insan. Bu vahşi ve ilkel duyguları ehlileştiren, insan niteliği kazandıran kişi anneler. Anne kucağı. Eğer annelerimiz olmasaydı ya da biz aile içerisinde onun sıcak şefkatini, sevgisini alarak içimizdeki o sevgiyi ateşlemek, o sevgiyi yeşertmek anlamında o ilk teması sağlayan, o ilk dokunuşu gerçekleştiren kişi olmasaydı hepimiz hakikaten ciddi anlamda beşer yapımızı insana dönüştürmek gibi bir şansa kavuşamayacaktık diye düşünüyorum. Evet. Şimdi sevgi tarafı, şefkat evet. tarafı, koruma kollama tarafı. Ama tabii annenin o toplumdaki aktarma rolünü iyi üstlenebilmesi için eğitim denilen bir yönü evet. de tabii olması lazım. Yani anne ne kadar eğiticidir? Annelik yani bir öğretmenin öğrencisiyle eğitim ilişkisiyle annenin ilişkisi bir olur mu? Bunun sınırını nerede tutması evet. lazım annenin? Evet. Şimdi doğrusu hani annelik içgüdüsel bir şey. Yani kalkıp da
bin yıllardan beri anneler eğitim alarak annelik yapmıyorlardı. Bu bir gerçek, doğru mu? Benim annemin annelik nasıl yapılır diye ne bir kitap okumuşluğu var, ne de bir de onun adını eğitim koymuyor zaten. Eğitim. Onu biz çağımızda günümüzde diyor eğitim diyoruz. Evet, evet. Hatta onu ayrıştırıyoruz. Belki de bütün bu ayrıştırmaya bile gerek yok. O şeyin içinde mündemiş zaten. Fakat şöyle bir fark var. Yani geçmiş yüzyıllarda diyeyim, geçmiş dönemlerde annelik gerçekten içgüdüyle yapılabildiği halde bile yeterli olabiliyordu diyebilirim. Çünkü anneliğin temel vasfı, tekrar altını çiziyorum, beşer yapısını insana dönüştürmek. Bu temel bir şey. Bence bunu hiçbir akademide böyle bir cümle bulamazsınız, onu söyleyeyim. Yani hakikaten, ama işin gerçeği budur. İnsan tabii, beşer tabiatını insana dönüştürmek, sadece mevcut kültürü, mevcut dini inançları yeni nesillere aktarmak dediğimiz, hani toplumdan topluma değişik dinler, değişik kültürleri aktarmak, evet, daha mekanik bir şey. Ama anneler insan için o kadar doğru ve o kadar inanılmaz etkili bir yerde duruyorlar ki, beşer yapısını insana dönüştürüyorlar. Yani neyle, onu tekrar etmeliyim, beşeri içgüdüleri, behimi, vahşi, ilkel içgüdüleri, kendi taşıdığı sevgi, muhabbet, işte affedicilik, adanmışlık, özveri gibi duygularla insana ehlileştiriyorlar, onları yumuşatıyorlar, daha insani bir nitelik kazandırıyorlar. Bu özelliği içgüdülerle yapılan özellikler. Ve bunlar için her anne yeterli. Ayrıca belki eğitim alması da gerekmiyor. Yüzyıllar önceden beri öyledir. Fakat bugün artık dünya o kadar tehlikelerle, risklerle dolu, öylesine karmaşık bir hale geldi ve öylesine çocuklarımıza emanet edeceğimiz dünya güvenli olmaktan o kadar uzaklaştı ki, yeni yetişen nesillerin bu dünyayla baş etmeleri, bu dünyayı ne diyelim insanca yaşanabilir bir hale getirmeleri, hatta bizim başaramadığımız, hani dünyayı güvenli bir yer haline getiremedik maalesef biz yetişkinler. Ya insani bir özellik kazandıramadık, adaleti, güvenli bir atmosferi sunamadık yetişkinler olarak. Ama biz istiyoruz ki çocuklarımız gerçekten bu bütün güvenliğini kaybetmiş, adaletten uzaklaşmış insanlar için gerçekten, yani zulüm, şiddet üreten bir sistem içerisinde insanlar dönüşürken, insanların her biri yeniden ilkel insan tabiatına dönüştürülürken içinde yaşadığımız sistem tarafından, bu sistemi dönüştüren insanlar olsun istiyoruz çocuklarımız. Yani çünkü bu sistem böyle giderse insanlar gerçekten insani özelliklerini yeterince kazanamazlarsa, giderek öyle görünüyor ki işte bitmeyen savaşlar, kitleler, yüz binlerce insanın açlıktan ölmesi, yani yılda 800 bin insanın açlıktan ölmesi ne demek? Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Yani inanılmaz derecede zengin sınıflarla işte yoksulların arasındaki makas her yıl inanılmaz derecede açılıyor. Ve yani zulüm ve şiddetten geçilmiyor. Öyle bir dünyada yaşıyoruz. Fakat bu dünyanın böyle olmasının nedeni, gerçekten demin bahsini ettiğimiz üst akıl mı dersiniz, süper güçler mi dersiniz, dünyayı nizam veren sistemin gerçekten insani özellikler üzerine kurulmamış olmasından kaynaklanıyor. Neticede tekrar oraya dönmek istemiyorum ama çocuklarımızın bu dünyayı değiştirmesini istemek de hakikaten mümkün ve bu dünyayı bu haliyle farklı, yani insana uymayan sistemler üzerinden devam etmesi sonsuza kadar mümkün değil. Çünkü gittikçe artan zulüm ve şiddet bizlere anne babalar olarak ürkütüyor ve çocuklarımızı böyle bir dünyaya emanet etmek istemiyoruz. Ve çocuklarımıza daha üstün yetenekler, daha insani değerler ağırlıklı özellikler kazandırmamız gerekiyor. İşte bu noktada eğitim devreye girmesi gerekiyor diyorum. Yoksa evet, diğer özellikler içgüdüsel yapılır, içgüdüseldir ama tabii ki onların da bir sınırı olmalı diyoruz. Onları eğitim sağlar ancak sevginin bir sınırlarla mesela düzene konulması lazım. Biz deriz ki hep eğitimciler olarak ve öyledir işin esası da. Sınırsız sevgi insanın gerçekten narsistik özellikler, işte psikopat olmaya varan, doymak bilmeyen bir tabiat ile dünya hayatına yön vermesi söz konusu olabilir. O yüzden de annenin olsun, babanın olsun
çocuğa yönelttiği sevgiye bir sınır koyması gerekir. Yani sevgi kadar sınırlar da önemlidir deriz. İşte bunun eğitiminden bahsediyoruz. Yani bu eğitimle olacak bir şey. Sınırsız sevgi insan tabiatını gerçekten sağlıksız bir forma, sağlıksız bir niteliğe doğru sürükleyebiliyor. O yüzden mesela en azından sevgi ve sınırların belirlenmesi gerektiğini anlatan, efendim bu dünyayı daha baş edecek, bu dünyayı daha yaşanılır hale getirecek çocukların hangi yeteneklere sahip olması gerekiri öğreten bir eğitime ihtiyaç var. Bunun yanında bir de kadın üzerinde, yani bu içinde yaşadığımız sistem, biliyorsunuz kapitalist sistem ve her şeyiyle refahı arttırmaya odaklanmış, tamamen dünya hayatına odaklanmış ve insan hazzını, refahını, gücünü arttırmak, efendim kişisel mutluluğunu arttırmayı hedefleyen bir sistem içerisinde yaşıyoruz. Oysa biz inanan insanlar olarak böyle bir sistemin insani değerleri silip süpüren, insani değerleri yok eden bir sistemin devam etmesi halinde gerçekten insanlığın ciddi anlamda zarar göreceği ve insanlığın hakikaten insanlıktan çıkacağı doğrultusunda bilgilere sahibiz, inancımız gereği böyle. O yüzden de gene kadınların daha kapsamlı, daha derinlikli bir donanımla, daha güçlü bir bilinçle bir destek, gelişim desteği vermesi lazım çocuklara. Günümüzün şartları en azından bunu gerektiriyor. Günümüzde insan yapısını değiştirmeyi hedefleyen güçler, önce kadının kimliğini, kadın kimliği üzerinde değişimler yapmayı amaçlıyorlar. Şöyle ki, Nilüfer Göle, ünlü sosyoloğumuz, hani uluslararası bir şeye de sahip bir duayen isim, Nilüfer Göle diyor ki, bir toplumsal değişme söz konusu olduğunda ilk değiştirilmesi gereken, daha doğrusu ilk değiştirilen kadın kimliğidir. Bir toplum değişimi hedeflemişse, orada ilk defa kadınların kimliği üzerinde yoğunlaşılır, kadın kimliği tartışılır. Nitekim Osmanlı'nın efendim Tanzimat döneminde en büyük tartışma konusu o olduğunu da kitabında yazıyor. İşte Şemsettin Samiler ya da işte benzer o zamanın kanaat önderliği diyebileceğimiz yazarlar falan. İşte kadın değişmeli ki toplum değişsin. İşte bir binanın yapılmasına çatıdan değil temelden başlanır. Efendim temelde kadın tarafından atılır çocuğun hani şekillenmesi itibariyle toplumun da gelişmesi kadın eliyle mümkündür diye, yani kadın kimliğini ciddi şekilde öne çıkarır değişen toplumlar diye ifade ediyor bu konuyu çalışan bilim insanları. Bu anlamda da kadın kimliği üzerinde çok fazla oyunlar oynanıyor netice olarak. Neden? Feminizm diye bir şey en azından hepiniz duymuşsunuzdur değil mi? Biz bunun ismini bilelim ya da bilmeyelim, öylesine güçlü bir akım olarak Batı toplumlarında gelişmiş kadın hakları söylemiyle, efendim kadın kimliğini tamamen kapitalizmin bir parçası, kapitalist sistemin devamına hizmet eden varlıklar haline gelmek üzere kadını ev merkezli işlevlerden uzaklaştırıp sisteme iş gücü olarak katılması gerektiği yolunda ciddi bir akım var. Buna işte feminizm diyoruz. Gençler de bilirler sanıyorum, feminist dalga. Ciddi şekilde ta 1800'lü yıllardan başlayarak günümüze kadar çok daha katı, çok daha sert söylemlerle günümüze kadar etkisini sürdürmek ne demek? Daha da ciddi anlamda anarşik bir kadın, yani hiçbir kural tanımayan, hatta cinsiyeti yok eden bir söylem haline gelmiş durumda. İşte toplumsal cinsiyet kavramıyla efendim işi daha da yaparak, güçlü kavramlar inşa ederek kadını yerinden etmeye çalışmaktalar. Kadının aile içerisindeki işlevlerinin önemli olmadığı, kadının itibarsızlaştırıldığı, kadın anne olarak itibarsızlaştırıldığı, anne olarak değersizleştirildiği günlerden geçiyoruz. Çünkü feminizm kadına karşı efendim şiddetin önlenmesi için en güçlü reçetenin kadınların da ekonomik gelire sahip olması ve çalışmasıdır diye çok genel bir
kural geliştirmiş, diyelim kabaca özetleyerek söylüyorum feminist akım. O yüzden de kadın aile, annelik şöyle ya da böyle olur, kreş açarız olur, işte bakım evlerini çoğaltırız olur, işte bakıcı tutarız, onun parasını veririz, annelik yapar. Siz işiniz, gücünüz çalışmak olsun ki erkeklere karşı güçlü olasınız ve erkekler sizi ezmesin, kötü ötekileştirmesin ve böylece haklarınızı savunabilir bir güç elde edin yolunu, stratejisini öneriyor feminizm. Değil mi? Aşinasınız. Ve hatta hükümet politikaları bile, yani doğrusu devlet politikaları demek daha doğrudur. Bu dalganın etkisi altında kadın istihdamını gittikçe artırıyor. Tamam, kadının çalışmasına karşı değiliz. Fakat anneliğin itibardan düşürülmesi, anneliğin değersizleştirilmesi hakikaten kadının doğal, fıtri ve toplum için demin açıklamaya çalıştığım önemli görevi, önemli efendim işlevi, insanın beşer yapısından insana dönüştürülmesi konusundaki hakikaten varoluşsal anlamda son derece önemli işlevini berhava eden ve önemsizleştiren tavrıyla bence çok radikal bir dönüşüme yol açmış oluyor. Erik Fromm, belki kitaplarını okuyan gençler vardır, oldukça tanınmış bir sosyal psikolog, diyor ki annelik değerleri, annelik değerlerini demin konuştuk. Neydi onlar? Şefkat, sevgi, muhabbet, işte insan ilişkileri ya da insan odaklı yaşamak, özveri vesaire. Bunlar annelik değerleri diye anılıyor. Annelik değerleriyle diyor, sistemimizin temel değerleri birbiriyle çatışır. Sistemin temel değerleri derken hangi sistemden söz ediyor değerli arkadaşlar? Kapitalizmden söz ediyor. Kapitalizmin temel dinamikleri, kapitalizmin temel motivasyonları nelerdir? Daha çok güç elde etmek, kişisel refahı arttırmak, haz peşinde koşmak, değil mi? Mutlu olmak ve kârı maksimize etmek. Kapitalizm bu dinamikler üzerinden devamlılığını sağlıyor. Ve Erik Fromm diyor ki işte annelik değerleri, sevgi, şefkat, muhabbet, özveri bu değerlerle çatışır. Doğru mu? Gerçekten de öyle, değil mi? O yüzden de diyor sistemimiz anneliği söylem dışı bırakır. Anneliği yok sayar ve de anneler bu yüzden desteksiz ve yalnızlar sistemimizde. Bunu ben söylemiyorum. Bu terkibi Erik Fromm söylüyor. Frankfurt Okulu'na mensuptur yanılmıyorsam. Efendim, yani bu o sistem içerisinde yetişmiş insanların da, bilim insanlarının da tespiti. Bu yüzden de günümüzdeki bu ifsat edici akımlar, batıdan kaynaklanan, insanı dönüştürmek, insanı hakikaten şimdiye kadar geldiği yani özünde yaratılışta getirdiği fıtratı bozmaya kadar giden bütün bu akımlar sistemi ayakta tutmak için, kapitalist sistemi ayakta tutmak için ve o sistemden son derece fazlaca güç devşirdikleri için gerçekleşiyor. Çünkü kapitalizmin ve de onun ürettiği seküler kültürün en yıkıcı etkisi insani değerleri yok edip onun yerine seküler değerleri koymasıyla oldu bana kalırsa. En yıkıcı etkisi budur. Kapitalizmin ve seküler kültürün en yıkıcı etkisi insani değerleri yok etmesidir. Onun yerine herkesi para biriktirmek, haz peşinde koşmak, bireysel menfaat, işte ortak esenliği önemsememek, toplumun huzurunu önemsememek, birlikte mutlu olmayı önemsememeye ilişkin seküler değerleri inşa etmek gibi yıkıcı bir etkisi oldu. O yüzden de biz bunu dönüştürebiliriz diye düşünüyorum. Yani bu eğitim evet. Sayesinde neticede bunların farkına vardıkça, bu olup bitenin bize biçilen ne diyelim, o deli gömleğinin diyor, Cemil Meriç miydi söyler deli gömleği diye. Bu deli gömleğine biz mahkum olmayalım istiyorum. O yüzden de eğitim derken anneliğin nasıl yapılacağı konusunda sevgi, sınırlar, efendim daha güçlü bir şahsiyet yapısı, daha sağlam bir karakter, daha cesur, daha kendine güvenen, özgüven sahibi, etkili bir insan nasıl olur? Bu karmaşık dünyaya nasıl cevap üretecek? Yetiştirdiğimiz çocuklar. Bunların cevabını, bunlara ilişkin donanımlarını vermek lazım günümüz kadınına diye düşünüyorum. Artık eski dünya değil.
Bir de bu dünyanın hani insanlığın başına getirdikleri felaketlerin farkında olması lazım kadın. Çocuğunu, göz bebeğini, dünyanın en değerli varlığı onun için öyle bir dünyaya emanet ediyor ki hani o dünya kurtlar sofrası. O dünyayı tanımalı ve o dünyayla baş edecek özellikleri çocuklarını kazandırması için de gene eğitime, bilgiye, donanıma ihtiyacı var. Hani çok daha derinlik, kendi sahip olduğu duyguları çok daha farklı duygularla biraz daha belki canlı tutmak, biraz daha hassasiyetlerini geliştirmek için de eğitime ihtiyaç var. Kadın kimliğinin bugün karşı karşıya kaldığı sürüklenişi, kadın üzerinden oynanan oyunları, kadın kimliğini değiştirmeye dönük çabaların, kanunların, bilmem neyin aslında neye hizmet ettiğini de iyi bilmesi gerekir filan. İşte bütün bunlar bizim eğitimimizin konusu oluyor. Evet. Şimdi siz 36 yıl önce bunu fark etmişsiniz. Çok erken fark etmişsiniz. Vefa öncelikle Hazirun adına tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Bu eğitimleri hangi ana omurga üzerinden yürütüyorsunuz? Yani organik anlamda demiyorum. Ama tema ve içerik olarak neleri tamam. Anlatıyorsunuz, neleri veriyorsunuz? Çünkü yani gönül isterdi ki sizin bu eğitimlerinizi burada da biz düzenli bir şekilde muhatap olalım. Burada hanımlarımız katılsınlar. Ana ekseni nedir tema olarak? Şöyle. Yani neyi anlatıyorsunuz, nasıl doğru, yapıyorsunuz? Tamam. Ben tam bu soruya belki cevap vermek için sadece şu dersleri veriyoruz desem sanki ben tatmin olmayacağım açıkçası. Dersleri de şey yapabiliriz de. Fakat ben bu eğitimin hani özetlemeye çalıştım. Neyi amaçlamadığımız derken işte şunu kadınlar şöyle şöyle donanımlara sahip olmalı artık eski dünya değil falan derken. Fakat izninizle ben bir şeyden söz etmek istiyorum. Hani amacı az çok ifade ettim fakat şeyde yazdığım bir küçük kitapçık var. 96'da hatırlarsınız 1996'da. Aslında biz Necla Hanım'ın kitaplarından size takdim etmek isterdik fakat maalesef baskıları yok. O yüzden bir başka kitap verdik. O başka kitap da yine kendisinin seçtiği bir kitaptır. Her ne kadar imza yani evet, olmayacaksa da ama faydalı ileride kitabınızın yeni baskısı yapıldığında İnşallah. Sizi tekrar misafir etmek isteriz. İnşallah, ve ondan hediye etmek isteriz. İnşallah. Katılanlara. İnşallah nasip olur o da. Evet. Şimdi bu kitaptan 1996'da İstanbul'da bir şey oldu. Habitat zirvesi, insan yerleşimleri 2 diye bir zirve. Gerçekten 15 gün süren bir şey, uluslararası bir toplantı. O toplantı için bizden Büyükşehir Belediyesi STK'lardan gelip orada varlık göstermemizi istedi. STK forumu var orada. Efendim ve dediler ki Büyükşehir Belediyesi bize çağrıda bulundu. İşte burada yaptığınız iş neyse STK olarak yani sivil toplum kuruluşu olarak hangi probleme odaklandınız ve de hangi çözüm yolunu izlemeye çalışıyorsunuz bunu bize anlatın ve ona göre de size imkanlar verelim falan gibi. Ben de o şey için böyle 10-15 gün içerisinde şöyle bir proje formatında bir şey yazdım. 8 yıldır yapıyorduk bu Herhane Bir Okul programını. 8. yılında. Orada kitapçığın, şimdi sorun alanı, proje yazarken hangi soruna odaklanıyorsunuz, sorun alanını belirtmeniz lazım. Bugün biraz önce size anlattığım şeyleri işte bundan demek işte 96'da falan yazdım bu kitapçıkta şöyle ifade etmişim. Şöyle derslere geçeceğiz ya da muhtevaya. Sömürü, zulüm ve şiddet üreten ekonomik, sosyal ve siyasal mekanizmalarıyla kapitalist sistemin ve bu sistemin temel dinamikleri olan bencillik, sevgisizlik ve başkalarının acılarına duyarsızlık gibi dayanışmacı bağları zayıflatan ve ortak esenliği tehdit eden değerler manzumesiyle seküler kültürün şekillendirdiği tüm yaşam çevresi yöneldiğimiz sorun alanıdır. Evet. Yani sorun alanımız bütün bir hayatı şekillendiren sisteme karşı
biz mücadele etmek istiyoruz diye belirtmişim. Ben bunu siz buraya gelirken... Bu alan ya, ama yani evet, nasıl veriyorsunuz? Tabii ona geleceğim. Ona gelelim. Şimdi doğru, şimdi böyle bir sorunu önce mesela derslerimizin başında önce onu ifade edeyim. Bu cümleyle neyi söylemiş isem eğer, yaşadığımız dünyanın özelliklerini anlatıyoruz. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Hangi değerler geçerli bu dünyada? Hani insani değerler mi yoksa seküler dediğimiz değerler mi? İnsani değerler geçerli olsaydı ne olurdu ya da işte bu yaşadığımız dünyaya ilişkin mevcut dünyanın bilgilerini vermeye çalışıyoruz. Çünkü dünyayı tanımadan yetiştirdiği çocuğun hangi ortama yetiştirdiğinin farkında olması önemli diye düşünüyoruz. Sonra değişimi kendinden başlat doğrultusunda bir ilkeyi onlarla birlikte çalışıyoruz. Sen değişmezsen dünya değişmez. Yani bu sistemin insana uygun, insana yarar bir sistem olmadığını anlattıktan sonra diyoruz ki her problemin kaynağı insandır, çözüm de insandadır. Çözümü de özne olarak insan başaracak. O halde biz değişmezsek dünya değişmez. Nitekim Rahat Suresi 11. ayetinde Rabbimiz buyuruyor değil mi? Siz nefislerinizde olanı değiştirmedikçe Allah toplumu değiştirmez. O yüzden biz onlara bunu benimsetmek üzere birkaç ders, hatta bir ders değil, bu motivasyonu kazandırmaya çalışıyoruz. Kendin değişeceksin. Kendin değişmeden yetiştirdiğin çocuğa, hani şöyle diyelim hatta, kimse kendinde olmayanı veremez. Değil mi? Kendinizde olacak ki ona verirsiniz. Ama bizim hedefimiz ne? İnsani değerler merkezli, insani değerleri içeren, kendi medeniyet kodlarımızı taşıyan şahsiyetler yetiştirmek. Hani bu şeyle ancak böyle baş edebiliriz. Bir kötülükle karşı karşıyayız. Hani toptan demin ifade etmeye çalıştığım şey. O kötülükle ancak iyiliği çoğaltarak mücadele edebiliriz. Kitabımızın da önerisi budur değil mi? İyiliği kötülükle def edin. Yani karanlığı yok etmek için bir ışık yakın. Onun gibi. O yüzden biz kendimiz o ışık olmak zorundayız diyoruz. Buna ciddi şekilde motive olmaları mümkün oluyor. Ve şu anda hani ikinci konumuz bu. Değişimi kendinden başlat. Çünkü bir toplumlar, toplumsal sistem kişilik sistemlerinden oluşur. Kişilik sistemleri yani yetişkin kişiliğinden oluşur bir toplum. Yetişkin kişiliği de çocuk eğitiminden beslenir. Böyle bir zincir var. Eğer bu zincir içerisinde ebeveynleri, yetişkinlerden başlayan bir değişimi kendi istekleriyle, bu kolay değildir bir insanın yapısını değiştirmek, kendisini istekli hale getirmek. Ne yönde? Artık daha fazla insani değerleri hayatına taşımak, daha muhabbeti fazlalaştırmak, merhameti fazlalaştırmak, yardımseverlik, affedicilik, hoşgörü, işte nezaket gibi özellikleri siz daha çoğaltacaksınız davranışlarınızda. Kendi şahsiyet sisteminize bunları alırsanız eğer çocuklarınıza aktarabilirsiniz diye bu motivasyonu kazandırmaya çalışıyoruz. Ardından çocukların gelişim özelliklerini anlatıyoruz uzunca dersler boyu. Bir insan nasıl gelişir doğduğundan itibaren? İşte çocukluk dönemi, gençlik döneminin özellikleri, efendim yetişkinliğin ya da yaşlılığın hatta özellikleri, gelişim psikolojisi bilgileri veriyoruz. Yani modern bilimin insana dair geliştirdiği bilgileri onlarla paylaşıyoruz. Bunun yanında tabii ki bizim kaynaklarımız, referansımız tabii ki inancımız. Yani neden karşımızda problem olarak gördük değil mi yaşadığımız dünyayı? Çünkü inancımıza uygun bir yaşam ortamı değil. Doğrusu sadece kendimizi kurtarmak değil, başkalarını da kurtarmak gibi bir görevimiz var. Halife olarak yaratıldığımıza inanıyoruz. Bu inancı yeniden belki canlandırıyoruz. Biz sadece kendimizden sorumlu değiliz. Kendi mutluluğumuzdan, kendi inancımızdan, kendi cennetimizi kazanmakla sorumlu değiliz. Başkalarını da hatta yeryüzünde adaleti ikame etmek zorundayız. Bunu atlayamayız, bundan vazgeçemeyiz. İmanın gereği budur diye bunu güçlendirmeye çalışıyoruz. Yani biz kendimiz ve çocuğumuzdan ibaret değil, sorumluluğumuz bütün insanlığın sorumluluğu bizim üstümüzde diye. Buna dair derslerimiz var. Arkasından kadınlarımızın... Bu bir grup, evet. Yani sizinle birlikte başka
eğitici arkadaşlarının da olduğu bir grup çalışması. Tabii ki. Evet, bir eğitim ekibimiz var. Bunun 7 kitabı olan set değil mi? Aynen. Bu çalışma. Evet, her arkadaşımız bir konu kendi verdiği dersleri kitap haline getirdi. 7 ciltlik bir kitap setimiz çıktı. Ve bundan da ibaret değil eğitimcilerimiz. 8 kişilik bir eğitim ekibimiz var. Bu ekip yanında akademiyadan destek alıyoruz. Diyelim biraz önce de sözünü ettim. Yaşadığımız dünyanın özelliklerini akademisyenlerden mesela yardım alıyoruz. Akademiden uzmanlar çağırıyoruz. Çok sayıda uzmandan bugüne kadar seminerler, dersler aldık. Yani bunların içerisinde hakikaten yıllar öncesinden beri hala bize gönüllüce, severek destek veren çok sayıda sizlerin de tanıdığınız duayen isimler var. Mesela Saadettin Ökten her dönem gelir bile. Her dönem yani kaç seminer hem de verir. Ne bileyim Turgut Cansever'den tutun rahmetli Turgut Cansever, Sabri Orman, Ahmet Yüksel Özemre. Yani belki gençler tanıyorlar hatta. O kadar değerli birikim sahibi insanlar bize bu konularda destek vermişlerdir. Halen de öyle. Yani eğitim ekibimiz yanında akademiyadan uzmanlar gelerek bize ders veriyorlar. Derslerimizin hani doğrusu öylesine sahip çıkıyorlar ki bize bu çok sayıda, çok sayıda duayen isimden ders alırız her dönemde. Senede 2 dönem, 2,5 ay sürüyor eğitim ve her gün 4 saat, haftada 3 gün. Haftada 3 gün ve her gün 4 saat olmak üzere toplamda 150 saatlik bir eğitim. Ve o kadar hanımlar bizim amacımızı, hayalimizi ne derseniz deyin adına hani dünyayı değiştirmek gibi kocaman laflar da ediyoruz açıkçası. Ama buna o kadar inanıyoruz ki bu hayalleri paylaşan bugüne kadar 30 bin kadar hanım oldu. Hepsi de kayıtlıdır. 30 bin hanım bizim eğitimimizden yararlanmış oldu. Genel olarak yani çoğu değil miyim? Hep İstanbul'dayız. İstanbul'un hemen Çeşme'nin hemen bütün semtlerinde, derneklerin, vakıfların salonlarında ya da belediyelerin isteği üzerine belediyelerde veya son 3-4 yıl Milli Eğitim Müdürü'nün isteği üzerine liselerin velilerine veriyoruz 2,5 ay süren bu eğitimi. Dersleri hani nasıl şey yapalım? Şuradan isterseniz şey yapayım. Yani o birkaç daha somut şekilde bahsedeyim. Uzun sürer. Evet. Çünkü zamanımız da daraldı. Tamam. İsterseniz bunu burada bırakıp tamam. Daha birkaç konu daha var konuşmamızda fayda olan. Hayır. Şimdi bütün bunların karşısında bizim üzerimize zar atıldığı ve sadece toplumumuzun değil, bütün evet, bir insanlığın yok edilmek evet. istendiği bu süreçte bizler bireysel olarak neler yapabiliriz? Ne yapalım? Yani ailemizi nasıl koruyalım, kendimizi nasıl koruyalım? Nesillerimizi nasıl koruyalım? Evet, ben bunun için doğrusu böyle büyük örgütler kurmak, büyük ne bileyim politik gücü kullanmak, yani siyasal bazı şeyler yapman gibi zor şeylerden söz etmiyorum. Her birimizin yapabileceği şeylerden söz ediyorum. İnsani değerleri çoğaltmak, insani değerleri yaşama daha yeniden davet etmek. Yani içinde yaşadığımız sistem kendi tipini üretti, kendi tipolojisini üretti. Hepimiz de gerçekten o yönde değiştik, dönüştük aslına bakarsanız. Yani bugün birçok ortamlarda konuştuğumda çok daha samimi, çok daha yakın görüştüğümüz çevremizdeki insanlarla. Yani mesela hangimiz biriktirme hastalığından beriyiz? Hangimiz biriktirmek gibi bir gayeye hizmet etmiyoruz hayatta? Mesela. Örnek, değil mi? Çünkü bu sistem bize bunu ulaştırdı. Hepimizin rehabilitasyona ihtiyacı var. Şahsen ben bunu kendi böyle bir ferasetimden söylüyor değilim. Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor, değil mi? Yunfuku, yunfuku, yunfuku diyor, değil mi? O kadar çok dile getirilmiş ki. Mesela bu sistem diye hani şey yapıyoruz ya, problem olarak görüyoruz. Peki bu sistem neden sonsuza kadar sürecekmiş gibi görünüyor. Hatta işte tarihin sonu makaleleri yazılıyor hakkında. Çünkü nefisle işbirliği yapan bir sistem. Nefsimizi kullanıyor ve bizim doymaz tarafımızı, ihtiraslarımızı pohpohluyor ve bizi dönüştürüyor. Hepimiz
daha konforlu, daha refah içinde yaşamanın özlemi içerisinde bütün hayatımızı ona adıyoruz. Bulunduğum ortamlarda soruyorum, sizce bu gerçek mi, değil mi? Ben mi böyle hani şey yapıyorum, öyle zannediyorum. Hayır, sistem hepimizi dönüştürüyor. O yüzden de hakikaten kendimizden başlayan bir değişim pekala mümkün diye düşünüyorum. Hani tıpkı Hazreti Resul-i Ekrem'in Bedir'den döndükten sonra büyük cihat, küçük cihattan şimdi büyük cihada sıra geldi demesi. Neden büyük cihat? Çünkü gerçekten zor. Yani onu biliyoruz. Bizim insan olarak işimiz gerçekten zor. Çünkü nefis doymuyor. Nefse verilen prim her zaman 3'e 5'e katlanarak bizden karşılık görüyor. O yüzden de bunu mesela ne yapabiliriz her birimiz diyorsunuz ya. Evet. Ben diyorum ki bu zor ama imkansız değil. Gerçekten nefsimiz doymaz, nefsimizle baş etmek zorundayız. Sisteme karşı mücadeleyi en iyi kendi şahsımızda verebiliriz. Başkalarının acılarına daha fazla duyarlı olmak, daha çok yardımsever olmak, daha merhametli, daha yakın ilişkilerimizi çoğaltmak, yakın ilişkilerimizi beslemek. Ne bileyim, mesela buradan burada bulunan kardeşlerimiz bugün eve gittiklerinde eğitim bir değişim işidir. Yani eğitim ya da öğrenme davranışta kalıcı bir değişim demektir. Bugün evinize gittiğinizde küs olduğunuz eltiniz, görümceniz ya da ne bileyim belki biraz mesafe koyduğunuz eşinizle bir daha ya hayır, hayır ben yanlış yapıyorum ya da en azından kendi nefsime dur diyorum ve seni affediyorum. Bunu yüzüne öyle söyleyerek değil söz gelimi. Küsler barışsa, eşlerinizle aralarınızdaki çatışmaları daha ne diyelim insancıl yoldan çözmeye çalışsanız. Bir örnek doğrusu. Yani bir araya gelmeyi, dertleşmeyi, birbirinizi beslemeyi insanlar olarak başarmak çok mu zor? Ben diyorum ki kapitalizmin, seküler kültürün ki artık dünya küresel kültür olarak anılıyor. Seküler demek kutsalı olmayan. Tanrı inancı olmayan, hesap günü korkusu inancı olmayan insanların izlediği yol demek diyelim seküler kültür. Yani o kültüre karşı biz inançlı insan olarak daha çok insan olmayı, daha çok nefsimizle mücadele etmeyi, nefsimizin isteklerine karşı biraz daha hakikaten onu dizginlemeyi bilmek suretiyle bu sisteme karşı savaş verebiliriz diye düşünüyorum. Yani her evet. Tek tek her birimizin aslında yapabileceği şeyler. Zor ama imkansız evet. Değil. Tabii bu böyle bir saatte konuşulacak şeyler değil bunlar. Evet. Uzun uzun konuşmak lazım. Her birimiz buna bir defa hazır olmamız lazım. Niyetli olmamız lazım. Evet. Ama bütün bunların ötesinde de bu dönen olayların yani üzerimizde oynanan oyunların evet. Arka planındaki sistemin her birimiz tarafından çözümlenmiş olması lazım. Evet. Yani ne olduğunu anlayalım ki analizim. Ona cevabımızı her birimiz birey olarak hazırlayabilelim. sizin kitaplarınız baskısı mevcudu yok ama inşallah bir gün basılır. Yani hakikaten edinmemiz gereken çok önemli 7 ciltlik önemli bir eserdir. Fakat yine her zamanki gibi söylüyorum bizim kütüphanemizde var. İncelemek evet. isteyenler anne toprakta anne bölümünde evet. kitapları evet. Görebilirler. Her anne bir okul, işte ben bana verilenim, anne baba olmak kolay değil gibi başlıkları olan kitaplar var bir dizi. Onlar bu şeyi açıkçası yani bu amaca hizmet etmek üzere çok özel kitaplar açıkçası onu söylemeliyim reklam diye bakmayın. Hani ortamda çok fazla annelikle ilgili, bebeğinlikle ilgili kitaplar var. Çok değerli, onlar da çok kıymetli. Fakat bizim iddiamız biraz kendi medeniyetimizi yeniden inşa etmek. Bu çok farklı bir şey. Ve kendi kültürümüzü sürdürülebilir bir kültür olarak yeniden canlandırmak. Böyle iddiaları olan bir yolumuz var bizim. Belki bir hayal gibi gelebilir kendi medeniyetimizi yeniden inşa etmek. Ama her başarının hani önceki adımı hayalle başlar. Öyle demiş bir düşünür. Dünyayı değiştirenler hayalperestlerdir. Diğerlerinin buna vakti yoktur. Biz o diğerleri olmayalım diyorum. Evet. Hayalperest yani olmak iyi bir şey. Bu hakikaten çok güzel kapak bir cümleydi. bunu tekrar edelim.
Olur. Öyle dünyayı değiştirenler hayal gücü olanlardır. Hayalperestlerdir. Diğerlerinin buna vakti yok çünkü. Evet. Biz de bu diğerlerinden olmayalım. Hayallerimizin sonuna kadar büyük hayaller kuralım. Büyük hayaller kuralım. Medeniyet yeniden inşa etmek. Çünkü toplumların devamlılığı ancak kültürlerini yeni nesillere aktarmakla mümkün. Yoksa yaşadığımız topraklardan nice medeniyetler gelmiş geçmiş, her medeniyet bir öncekini dönüştürmüş ve kendi ismini koymuş, değil mi? O yüzden biz hakikaten 1000 yıllar öncesinden gelen bir kültürü taşıyoruz. Bundan sonraki nesilleri taşımamız biraz tehlikede. O büyük hayalin peşinden gidelim. Yoksa başkalarının hayallerinin bir parçası olarak kalırız. Tabii medeniyetler inşa edilmez. Kendi kendiliğinden inşa olur onlar. Medeniyet inşa etmek demek, kendimizi inşa etmek demek. Evet. Yani kendimizi inşa ediyorsak sonuçta bir bakarız ki bir şey olmuş. Onun adı, onun birileri medeniyetler. Evet. Eğer toplumumuzda medeniyet kurmak lazım, medeniyet önemlidir, şudur budur diye ne kadar çok söyleniyorsa o kadar yokluğu vardır medeniyetin. Zaten o günlerdeyiz. Dolayısıyla biz kendimizi inşa etmeye bakalım. Ve çocuklarımızı, gençlerimizi inşa etmeye bakalım. Biz de burada bir inşa faaliyeti yürütmeye çalışıyoruz. Bu inşa faaliyetinde her zaman bekleriz. Her çarşamba ve her cumartesi burada bekliyoruz efendim hepinizi. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.